La ilahe illallah. La ilahe illallah. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain amma bat. Gökler ve yer dolusu hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabının üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız adım sayısınca Allah katındaki izzetiniz, şerefiniz, değeriniz arttırılsın. Buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Sevgili kardeşlerim, bu akşam Fussilat suresi 30, 31 ve 32. ayetlerinde Allah Subhanahu ve Taala'nın resmettiği, tasvir ettiği bir olayı gündeminize alacağım. İnanıyorum ki bu ayetleri zikrettikten sonra, bu meclisten dağıldıktan sonra tüm kardeşlerim bu ayetin gölgesi altında bir yaşamı Cenab-ı Allah'tan niyaz edecektir. Ve yine inanıyorum ki daha yaşarken şimdi bu ayetlerle müjdelenen, bu ayetlerle muhatap kılınan sizler olursanız bu hayatın sizin için ne kadar artık zor olacağını, özleminizin ne kadar da artık büyük olacağını ifade edeceksiniz. Kardeşlerim, bu akşam Adem oğlunun müjdelendiği, kendisine çok büyük bir haberin verildiği bir meseleyi inşallah gündeminize taşıyacağım. Allah'tan niyazım, alemlerin Rabbi olan Allah'tan şu an tek dileğim, bu ayetlerle müjdelendiğim an çok benim için kısa olsun. Şu dünya sürgününden beni Rabbim kurtarsın. Allah'tan temennim odur ki inşallah ben bu ayetlere mazhar olan bir kişiysem Allah Subhanahu ve Teala vuslatımı hemen kavuştursun. Niyazım odur ki siz de bu ayetlerin gölgesi altında bir yaşam için mücadele eden insanların arasına girersiniz. Sevgili kardeşlerim, bir yıl boyunca hedefine aldığı üniversiteye kazanmak için, üniversiteye girmek için sosyal hayatından, lise yıllarında gittiği kafeteryalardan, en çok sevdiği dizilerden, fanatik derecesinde tuttuğu takımın maçlarından uzaklaşan bir üniversiteli genci düşünelim. Allah'ım olsun ki şu an bu mescidin içerisinde meslek sahiplerinden çok üniversiteli kardeşler mevcut. Ne olur siz kendinizi düşünün. Bir yıl öncenizi, beş yıl öncenizi, on yıl öncenizi düşünün. Arzu ettiğiniz üniversiteyi elde etmek için ödediğiniz bedelleri düşünün. Sosyal hayatınızdan uzaklaşmalarınızı düşünün. Sizin için hayat 3 metrekarelik bir odadan ibaretti. Yemeğinizi dahi o sofranın üzerinde yiyordunuz. O sizin için sofraydı, yataktı, çalışma masasıydı, hayatınıza açılan kapının ilkiydi. Doğru mu kardeşler? Nihayet sınava girdiniz, sınav sonucunuz açıklandı, hedefinizde olan üniversiteleri ve bölümleri tercih yaptınız. Şimdi sırada ne var? Tercih sonuçlarının açıklanmasında. Bir aylık bir müddet bekleyeceksiniz. Tam bir ay. Ama bir yıldan vallahi daha zordur.
bir yıldan daha meşakkatlidir. Zaman bir ay içerisinde sizin için durmuştur kardeşler. Doğru mu abi? Ve nihayet tercihlerinizin sonuçları da açıklanır. Siz internetten sınav sonuçlarınızın, tercih sonuçlarınızın ne olduğunu görmek için klavyede ellerinizi titretirken etrafınızdaki insanlar da sizin heyecanlarınızı daha çok arttırırlar. Özellikle anneniz acile kaldırılacak bir hasta modundadır zaten. Sizden daha çok sıkıntı yapar, sizden daha çok telaşlanır. Ve açmış olduğunuz sayfa yavaşça ilerledikçe heyecanınız katlanır. Stres daha da çoğalır. Bir yılın neticesini 30 saniye sonra göreceksinizdir. Ama 30 saniye sizin 30 yılınıza bedeldir kardeşler. Ve sayfa açılır. En çok arzu ettiğiniz üniversite, en çok istediğiniz bölüm karşınızdadır. Çocuklarınızın hayalini kurduğunuz, çocukken hayallerinizi içine gömdüğünüz o üniversite bir bakarsınız ki artık elinizin içindedir. Ramak kalmıştır artık. Koridorlarında yürümek, bahçesinde hareket etmek artık sizin için bir hayal değildir. Gerçeğe adımdır kardeşler. Artık o sınav sonucu açıklandıktan sonra inanıyorum ki tüm kardeşlerim şunu söylemiştir. Vallahi bu saatten sonra dünya yansa umurumda değildir. Ben mutluluğun anahtarını şimdi elime aldım. Annemi mutlu edecek, babamı mutlu edecek, geleceğimi mutlu edecek anahtar şu an benim elimdedir. Kayıt günü, koridorlarda biraz daha ilerleme, 4 yıl boyunca koşturacağınız maraton, sonra derslerin stresi, kaldığınız yurt ve evin stresi, daha sonra sosyal hayatta yediğiniz darbelerin stresi sizi öyle bir hale getirir ki kardeşler, o bahçenin içerisinde oturursunuz, şunu söylersiniz. Vallahi ben huzuru burada da bulamadım. Mutluluğun adresi dedikleri şu metrekare, şu bahçeler asla benim için mutlu olunan yerler olmadı. Kafelere koştunuz, internet sitelerine koştunuz, en güzel arkadaşlarla en güzel ortamları paylaştığınızı zannettiniz. İstanbul gibi güzel bir yerde okumanın heyecanını yaşadınız ama kalbinizde sürekli bir mutsuzluk, bir boşluk peyda oldu. Sürekli bununla karşı karşıya kaldınız. Daha sonra düşündünüz ve dediniz ki beni mutlu edecek bu değildir. Peki ne? Elime işimi alırsam, kariyerimi elde edersem, ne zaman ki kendi mesleğim içerisinde iş yükümü kazanırsam, işte mutluluk o gün benimle beraberdir. O saatten sonra beni üzecek, beni sıkıntıya sokacak hiçbir şey olmayacaktır. Ve nitekim okul bitmiştir. Mezuniyet kağıtlarınıza verilmiştir. Diplomalar adresinize gönderilmiştir. CV'ler bilgisayar üzerinden şirketlere paylaşılmıştır. Sıra geri dönüşümleri bekliyorsunuz. 3 dönüşüm, ya 4 kişi ararsa ya 5 kişi ararsa hangisini tercih edeceğim diye düşünürken günler, haftalar, aylar geçer. Halen işsizlik sizin yüreğinizi daraltır. Sonra nereye koşarsınız biliyor musunuz? O meslekte isim yapmış bir arkadaşın kapısını çalarsınız. Ve dersiniz ki abi ben internet üzerinden başvurular yaptım ancak hiçbiri bana geri dönüş yapmadı. Bu konuda bana yardım eder misin? Sonra telefonları beklersin. Sana gönderilecek mesajlara hasret kalırsın. Bir taraftan annen arar, bir taraftan baban seni rahatsız etmeye başlar. Evet arkadaşlar, tam umutsuzluğun içerisindeyken bir telefon çalar. Arzu ettiğin iş artık sana çok yakındır. Ve o andan itibaren sen yeryüzünün en mutlu insanısındır. O saatten sonra dünya yansa umurunda değildir kardeşler. Çünkü sen mutluluğun anahtarını eline almışsındır. Birinci gün, ikinci gün, kariyerleri bir bir atladığın günler ama içindeki boşluk daha da büyümekte, sıkıntılar seni daha fazla yormakta ve sonra şöyle dersin, gerçekten bu mutluluğun adresi değilmiş. İçimdeki boşluğu evimi toparlayacak bir eşte aramaya başlarsın. Evlenirsem bir kadın benim içimdeki sıkıntıyı giderirse dünyanın en mutlu insanı ben olacağım. Ve nitekim bir eş adayına talip olursun. Bir yıl değil, bir hafta ondan gelecek olan haberi ve müjdeyi beklersin. Ondan o mutlu haberi duyduğun an yeryüzünün en saadetli insanı sensindir.
Artık evini toprağa değil bulutların üstünde yapmayı hedeflersin. Ayakların yerden kesilmiştir. Evliliğin birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü, bir haftası, hani halk arasında bir ifade var, amiyane tabirdir ama özür dilerim, cicim ayları, bunlar biter. İnsanlar yüzlerini gösterir. Sen yüzünü gösterirsin. Eşin sana yüzünü göstermeye başlar. Ve odanın bir kenarında oturursun. Gözyaşlarını akıtarak şunu dersin: vallahi mutluluğun adresi yine burası değilmiş. Tekrar bir arayışın içine girersin. Bu sefer müjdelenecek olan bir bebeği beklersin. Hele bir de kız çocuğu olursa, onun gülüşü, cilvesi, nazı, seninle oynaşması, tamam artık mutluluğun adresi odur. O saatten sonra hiçbir meşakkat seni yoramaz. Ve nitekim doğumhanenin koridorlarında yürürken kapı açılır. Hemşire nur yüzlü bir bebeği üzerine koyar. Şimdi dersin ki bu andan itibaren yeryüzünde beni mutsuz edecek hiçbir şey yoktur. Saadet buradadır dersiniz, değil mi? Bir gün, iki gün, üç gün boşluk kapanmamakta, gün geçtikçe açı büyümektedir kardeşler. Peki sonrası? Kardeşler, sonrasına hiç gitmeyelim. Sonrası aslında işin en başında. Kim şu dünya hayatı içerisinde, dünyalıkların içinde mutlu olacağını arzuluyorsa, kendine böyle bir hedef koyduysa, neticesi nedir biliyor musunuz kardeşler? Çok büyük bir mutsuzluktur. Neden? Çünkü Adem oğlunun kalbini mutmain kılacak müjdeli bir haber bu yeryüzünde yoktur kardeşler. Adem oğlunun gözünü dolduracak bir nimeti bu dünyada asla elde edemez. Müjdelendiği her bir amelin arkasında, müjdelendiği her bir haberin arkasında onu ya çetin bir imtihanlar beklemektedir ya da huzursuzluğun pencereleri açılmaktadır. Burada yoktur bunlar. Sadece bir müjde vardır işte kardeşler. Bu dünya hayatı içerisinde bir müjde vardır ki işte o da Fussilet suresi 30, 31 ve 32. ayetlerindeki müjdelerdir kardeşler. Peki bu müjdeler kime aittir? Bu müjdeler kime verilecektir? Bu müjdeler gece ve gündüz Rabbinin rızasını arayan, çabalayan kimselere verilecektir. Bu müjde Allah'ı kendine dert edinmiş, Allah'ın rızasını kazanmak için gayret gösteren kişilere verilmiştir. Bu müjde dünyanın bu kadar tasasına rağmen Allah'ı zikretmekten, Allah yolunda mücadele etmekten kendini alıkoymayanlara verilmiştir. Bu müjde alemlerin Rabbi olan Allah'ın emir ve yasaklarına sorgusuz, sualsiz bir şekilde koşanlara verilmiştir. Bu müjde Kur'an'ı ve sünneti hayat haline getiren insanlara verilmiştir. Ne olacak biliyor musunuz kardeşler? Hayatını Kur'an'a ve sünnete göre yaşayanlar, Kur'an ve sünnet endeksli bir hayata talip olanlara ne olacak biliyor musunuz? Bir gün yürüdüğü yolda veya oturduğu evde veya hanımının çocuğunun rızkını elde ederken çalıştığında veya davet ve cihat yolunda adımlarken, iyilik bahçelerin içerisinde gezerken gök kapıları açılacak, sema ehli yeryüzüne inmeye başlayacak. O semada şimdiye kadar yağmurları görmüştü, karları görmüştü, uçan kuşlara şahit olmuştu, tozu dumana katan uçaklara şahit olmuştu. Asla bir meleğin yeryüzüne ineceğini hiçbir zaman düşünmemişti. Halbuki ayetler okuyordu. Fussilet 30, 31, 32 onu yeryüzünde sürekli meşgul etmişti. Melekler ona doğru yaklaşacaklar, kanatlarını ona doğru uzatacak ve insanı büyük bir endişe kaplayacak kardeşler. Başına ne geleceğini düşünüp, acaba bunun sonu nereye varıp deyip büyük bir korkuya kapılacak. Melekler bunu fark edecekler. Onu müjdelemek için gelen melekler ilk olarak ne yapacaklar biliyor musunuz kardeşler? Onu sakinleştirecekler. Onu teskin edecekler. Onu kendine getirecekler. Ve onlara dönecek, diyecekler ki bakın kardeşlerim, Ella tehafu. Korkmayın. Asla korkmayın. Bir korkunun içerisinde olmayın. Bizim kanat çırpışlarımızdan asla endişe etmeyin. وَلَا تَحْزَنُوا Üzülmeyin de. Endişeye de kapılmayın. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ Size vaad edilen cennetle sevinin. Allahu Ekber. Melekler bunları müjdeleyecekler. Allahu Ekber. İşte kardeşler,
Adem oğlunun kalbini teskin edecek en büyük müjde bu ayetlerdir. Meleklerin bu sözleridir. Bu andan itibaren dünya yansa kimsenin umurunda olmayacaktır. Anne, baba, eş, çocuk, iş, arkadaş, vakıf, dernek, cemaat ne derseniz deyin. Yeryüzünün zorbaları hiç kimse onu meşgul edemeyecektir. Artık sen yeryüzünden azat edilmişsindir elhamdülillah. Bütün sıkıntılarından, endişelerinden bu dünyadan kurtulmuşsundur. O yüzden ne olur gençler? Mutluluğun ve huzurun adresini yanlış yerlerde aramayalım. Ne olur abiler? Sesimi işitecek olan ablalar, alimler, davetçiler, meleklerin şu sesine kulak verin. Korkmayın, üzülmeyin. Size vaat edilen cennetle sevinin. Allahu Ekber. Bizim alacağımız en önemli müjde budur kardeşler. Kalbimizi mutmain edecek, gözümüzü doyuracak en önemli haber gök ehlinin üzerimize verdiği haberdir. Şu an şu mescidin içerisinde vallahi bilmekteyim ki yaşadığı imtihanlardan dolayı saçları beyazlayan, sırtına kambur gelen kardeşlerim var. Öyle acılarla imtihan olmaktadırlar ki zannediyorlar ki kalpleri sadece onlar tektir. Onları kimse düşünmüyor. Onlarla kimse beraber değil. Onların problemini asla kimse çözemez. Şu an bu mescid içerisinde böyle kardeşler var. Sıkıntılarıyla baş başa kalan, gece vakitlerinde ağlayan, seherlerde gözyaşları döken, Allah'ım beni anlayacak, bana yardım edecek, bana elini uzatacak, benimle beraber olacak, sırt sırta verecek, omuz omuza olacak bir kardeşim dahi yok diyen ve bundan dolayı da şeytanın üfürüklerine kapılıp da kendi mutluluğunu ve huzuru yanlış adreslerde arama niyetinde olan nice kardeşlerim vardır burada. Onlara söylüyorum. Ne olur meleklerin şu sesine kulak verin. Korkmayın. Üzülmeyin. Şu kederden, öfkenizden, sıkıntınızdan, imtihanınızdan kurtulun. Allah'ın size vaat ettiği cennete sevinin. Allahu Ekber. Allah'ın size vereceği nimetlere. Şu an Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Arakan'da, dünyanın neresinde zulüm varsa mümin erkek ve mümin kadınların sınırları aşılarak şu sesin gitmesini Allah'tan talep ederim. Zorbalar tarafından evleri yağmalanan, zalimler tarafından ırzları kirletilen, canlarına elleri el konulan, özgürlüklerine kelepçeler vurulan, dün sokakların içerisinde rahat rahat gezerlerken şu an zindan köşelerinde yatan, ey mazlumlar, korkmayın, üzülmeyin. Allah'ın size vaat ettiği cennetle sevinin. Benim için kolay diyebilirsiniz değil mi? Senin için de kolaydır. Ama vallahi de Arakanlı'yı teskin eden, Burmalı'yı teskin eden, Mayanmirli'yi teskin eden, İran Bağdat'ında mümin erkek ve mümin kadınları teskin eden bu ayetlerden başkası değildir kardeşler. Senin söyleyeceğin sözler kifayetsiz kalır, cılız kalır, asla onların kalplerine ulaşamaz. Ama Afrika'nın balta girmemiş ormanlarındaki kalplere ulaşacak olan bu sözlerdir kardeşler. Onlar buna inşallah şahit oluyorlar. Melekler o insanlara doğru yanaşıyor, kendilerini tanıtıyorlar. Bakın şu sözleri söylüyorlar. Diyorlar ki, "Nahnu evliyâukum fil hayâti dünya ve fil âhirâ." Biz kimiz biliyor musunuz? Ey melekler! Şöyle sesleniyorlar. Biz kimiz? Biz şu dünya hayatında da ahirette de sizin gerçek dostlarınızız. Allahu Ekber. Hani sen şu mescidin köşesinde sessizce ağlayan kardeş. Ben yalnızım diyordun ya. Sen ağladığında için alemlerin Rabbi olan Allah'a dua ettiğinde senin yanında biz vardık diyorlar. Allahu Ekber. Allah'ı sessiz bir şekilde zikredişinde, Allah'ın kitabını tilavet edişinde, Allah yolunda cihad edişinde, davet çalışmalı yapında benim yanımda Rabbim kimse yoktur diyordun ya, vallahi senin yanında biz vardık. Kabrinde de biz olacağız. Kabrinin karanlığını biz aydınlatacağız. Ahiretteki o geçtiğin merhalelerin her safhasında cennetin kapısına ulaşıncaya kadar senin gerçek dostların biziz. Allahu Ekber. Ve biz sana şunu müjdeliyoruz. Neyi? Allah'ın sana vaat ettiği cenneti. Peki o cennet nasıl bir cennettir? Melekler diyor ki senin istediğin, arzu ettiğin her bir şeyi bulacağın bir cennettir. Hiçbir meşakkat harcamadan, hiçbir çabanın içine girmeden. Şimdi ne olur dikkat edin. Mutluluğun tek adresi olabilecek yer sana vaat olunan cennettir.
Öyle bir yerdir ki o nimetleri elde ettiğinde arkasından asla bir meşakkatle karşı karşıya kalmayacaksın. Sınanmayacaksın. İmtihan olunmayacaksın. Belalara asla maruz kalmayacaksın. Peki melekler bakın devam ediyorlar. Ne diyorlar biliyor musunuz? Peki size bu ikramı biz mi sunacağız? Bu müjdelediğimiz cennetin sahipleri bizler miyiz? Asla. Bizler elçiyiz. Peki bu cennetin nimetleri, ihsanı, keremi nereden geliyor deyince şöyle bir cevap veriyorlar. Bunlar gafur ve rahim olan Allah tarafından size ikram edilmiştir. Allahu Ekber. Dünyada sizi affeden, bağışlayan, kusurlarınızı örten, eksiklerinizi tamamlayan ve size sayısız nimetlerle donatıp merhamet eden Allah'ın cennetidir burası. Allahu Ekber. Beşerin cenneti değildir. Sonradan yaratılan mahlukatın cenneti değildir. Alemlerin Rabbi olan, celil ve aziz olan bir Allah'ın cennetidir. İkram sahibi bir Allah'ın cennetidir. Cömert olan bir Allah'ın cennetidir. Allahu Ekber. Şimdi bunu söyledikten sonra aslında ayetin başına dönecek melekler, biz dönelim de onların adını biz konuşturalım. Kardeşler, bu cennetin anahtarları da şurada gizlidir kardeşler. Bu cennetin kapısını, cennetin odalarının kapılarını, evlerinin kapılarını açacak bir anahtar vardır. O anahtar da nedir biliyor musunuz kardeşler? قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا Rabbim Allah'tır diyeceksiniz. Dünya içerisinde tek Rab olarak Allah'ı kabul edeceksiniz. Ruhlar aleminde alemlerin Rabbi olan Allah'a verdiğiniz sözün sadakatini göstereceksiniz. Allah'tan Rab olarak razı olacaksınız. Terbiye eden, yöneten, şekil veren, idare eden Allah'ı kabul edeceksiniz. O Allah için bedel ödeyeceksiniz. İşte size o cennetin anahtarları teslim edilecektir. En zor anlarınızda alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim olacaksınız. Meşakkat içerisinde beni kim kurtaracak dediğiniz anda kalbinizden şu ses çıkacak. Sadece Allah. Bu problemlerin çözümü kimde? Sadece Allah'ta. Tıpkı Cabir İbni Abdullah'ın anlattığı olaydaki gibi kardeşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Necid taraflarına bir gazveye çıkıyor. Cabir İbni Abdullah diyor ki, öğle vakitlerinde çok ağaçlık bir vadide konakladık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe etrafa dağıldılar dinlenmek için. Peygamber aleyhisselam Semure isminde bir ağacın, çok sık yaprakları olan bir ağacın altına girdi, kılıcını onun dallarına astı ve uyudu. O sıra müşrik bedevilerden biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kılıcını alır, Allah Resulüne doğru uzatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyandığında Peygamber aleyhisselama aynen şöyle söyler. Der ki, seni benim elimden kurtaracak, koruyacak olan kimdir? Hiç tereddütsüz, hiç sendelemeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tam 3 defa Allah cevabını verir. Senin gibi zorbanın, senin gibi zalimin, kılıç sahiplerinin elinden beni kurtaracak tek güç Allah'tır der. Ve o bedevi elindeki kılıcı indirir. Allahu Ekber. Yani melekler bize bunu söylüyorlar kardeşler. Tehlikenin zirveye çıktığı anda, ölüme ramak kala, bizi bunun elinden kim kurtaracak dediğimiz anda biz diyeceğiz ki Rabbimiz Allah'tır. Tıpkı Musa Aleyhisselam'ın yaptığı gibi. Firavun'un sihirbazlarını yenip sihirlerini bertaraf ettikten sonra Firavun düşmanlıkta öyle bir haddi aştı ki şehre adamlar saldılar mümin erkek ve mümin kadınları ele geçirmek için. Allah Musa Aleyhisselam'a iman edenlerle beraber geceliğin şehri terk etmesini istedi. Yola çıktılar. Buna haber alan Firavun ve ordusu sabahleyin yola çıktılar. İki diyor topluluk karşılaştı. Şuara 60-61. İki topluluk karşılaştılar. Musa'nın diyor arkadaşları dedi ki, şimdi yakalandık. Şimdi yakalandık. Artık o kılıçların tabir yerindeyse keskin tarafları boynumuzu çizmeye başlayacak. Bu korku içerisindeyken Musa aleyhisselam arkadaşlarına döndü. Ne dedi? Dedi ki asla dedi. Hayır dedi. Rabbim benimledir
ve o bana bir çıkış yolu verecektir. Allahu Ekber. Rabbim benimledir ve bana bir çıkış yolu verecektir. İşte kardeşlerim, Rabbim Allah'tır demenin ifadesi budur kardeşler. Değilse sadece bir zikir virdaline getirmek değil. Kayıtsız, böyle şartsız, dudaklar arasından terennüm eden bir ifade değildir. Yaşadığınız bütün olayların arkasında alemlerin Rabbi olan Allah'a teslimiyetinizi göstermektir. Rabbun Allah demek kardeşler. Allah-u Teala bizi bu seviyeye getirsin. Hatırlarsanız Selefi Salihinden iki kişi yaptıkları yolculuğun hemen arkasından bir gece bir ormanda konaklarlar. Biri namaza durur, diğeri dinlenirken tam o esnada bir aslan gelir. İmam Zehebi Rahimallah anlatıyor. Bir aslan gelir. Yatan hemen ağaca çıkar. Aslan namaz kılanın şöyle etrafında turlar. Tabirindeyse onu koklar. Adam aslan namazından ödün vermez. Aslan uzaklaşır. Namaz kılan selam verir, namazdan çıkar. Ağaçta bulunan aşağı iner ve der ki, seni bu namaz kılmaktan koymak üzere olan bu aslandan niye korkmadın? Bakın şu cevabı verir kardeşler. Ben o sıra alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzurundaydım. Allah'ın yarattığı bir mahlukattan korkmaktan haya ettim der. Allahu Ekber. Rabbun Allah budur kardeşler. Allah'ın yarattığı bir mahluktan Allah'tan korkar gibi korkmak bize yakışmayacaktır kardeşler. Allah'ın yarattığı bir mahlukatın öfkesinden Allah'ın azabı gibi korkmak mümin erkek ve mümin kadınlara asla yakışmayacak bir şeydir. O yüzden aziz dostlarım, bu akşam mutluluğun adresinin okuduğunuz üniversitelerde, çalıştığınız iş yerlerinde, evlerinizde, yürüdüğünüz sokaklarda, içinde bulunduğunuz derneklerde ve vakıflarda olduğunu asla düşünmeyin. Mutluluk, huzur, tam saadet, meleklerin tam bu ölüm anınızda üzerinize gelip korkmayın, üzülmeyin, size vaat edilen cennete sevinin sözlerinin arkasında elde edeceğinizdir kardeşlerim. Allah-u Teala bizi bunlardan eylesin. Bu ayetin gölgesinde bir yaşam sergilemeyi bizlere nasip etsin. Vallahi tekrarlıyorum. Allah'tan niyazım odur ki, eğer ben gerçekten bu ayetlere mazhar olmuş bir kişiysem, Rabbim bu dünya hayatındaki sürgünümü artık son versin. Allah'tan en çok isteğim, en büyük talebim, eğer ben bu ayetlere gerçekten mazharsam, sen de inşallah mazharsan, şu kapıdan çıktıktan sonra ölüm bizi bu şekilde yakalasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha ma salavatı.